Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara'ya kazandırdığı 377 yeni otobüsün anlaşmasının imzalandığı salonun önündeyiz. Burada prototipler var. Hem otokar firması hem Mercedes firmasının doğalgazlı hem körüklü hem normal otobüslerin prototipleri. 2022 sonucu itibariyle 168 tane körüklü doğalgazlı otobüs, 105 tane de normal doğalgazlı otobüs teslimatı gerçekleşecek. Bugün burada insan odaklı belediyeciliğimiz adına çok doğru bir adım attığımıza inanıyoruz. Süreç tamamlandığında doğalgazla çalışan 168'i körüklü 273 otobüs ile 28 adet dizel otobüsü toplu taşıma filomuza kazandırmış olacağız. Ankara'ya en son otobüs 8 yıl önce alınmıştı. 8 yıl önce Ankara nüfusu bundan %12 daha azdı. Araç sayısı da bundan %21 daha fazlaydı. Ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı 377 yeni otobüslerden Mercedes firmasının ürettiği ve 2022 sonuna kadar 105 tanesi normal doğalgazlı, 168 tanesi de körüklü doğalgazlı araçlarından bir tanesinin içerisindeyiz. Projenin toplam bütçesi 1 milyon 485 bin avro. Bu sene içerisinde Temmuz ayında otobüslerin alınması öngörülmektedir. Bunlara ilave olarak 3 adet elektrikle çalışan otobüsü, 51 adet minibüsü ve Belka şirketimizin kendi imkanlarıyla dizelden elektrikliye dönüştüreceği 22 adet otobüsü hesapladığımızda tam 377 araç Ankara halkının hizmetine sunulmuş olacaktır. Ankara'ya gelecek yüzlerce doğalgazlı körüklü otobüsten bir tanesinin içerisindeyiz. Ve bununla beraber imza töreninde Ege Gönül Müdürü Nihat Bey'in yeni müjdeleri de vardı Ankara ulaşımı için aslında. Kentin gelişmesine katkı sağlayacak, eşitsizlikleri giderecek, sosyo-mekansal bütünleşmeyi sağlayacak olan dikim evi NATO yolu raylı sistem projesinin yapılmasına karar verildi. Toplu ulaşımdaki rahatlık ve konforu arttıracağımızı düşünmekle birlikte geleceğe yönelik olarak da 3 hat için trambüs çalışması yapılmakta, bir hat için de monorayla ilgili bir çalışma başlatıldı. Bu hatlar birincisi Ulus'la Yenikent arasındaki bir hat, ikincisi Koru'yla Devlet Mahallesi arasında Sincan bağlantılı olan bir hat, üçüncü olarak da Ulus'la Gar'la Karapürçek arasındaki bir hat. 2013 yılından günümüze kadar Ankara nüfusu %12 artarken EGO Genel Müdürlüğü bünyesindeki faal araç sayısı %21 düşmüş. 2013'te filoda 1941 otobüs bulunurken 2020 yılında bu sayı 1547'ye kadar gerilemiş ve otobüsler yaşlanmış. Her ay 50-100 tane otobüs tamir için görevden uzaklaşıyor. Mansur Yavaş'ın söylediği gibi altını çizdiği bir nokta var. Büyükşehirler içerisinde en yaşlı araç filosuna sahip Ankara Büyükşehir Belediyesi. Yaş ortalaması 12. Bu da emeklerden bir tanesi. Muhtemelen Belkan'a yapmış olduğu %100 elektrikli dönüşüm araçlardan bir tanesi olacak. Ama birçok Ankaralı bunda bu özellikle Kuğulu Ulus hattında çalışan otobüslere milyonlarca insan bindi. Milyonlarca insan bu araçlardan hizmet aldı. Birçok hikayeler gelişti bu araçta. Ne hüzünler yaşandı. Ama artık Ankara'ya 377 yeni otobüs geliyor. Benim hayırlı uğurlu olsun Ankara halkımıza.